Saçları renklendirdik. Değil mi? Ondan sonra bir şişenin üzerine etiket yapıştırdık. Şişenin üzerine etiket yapıştırma olayı da kolay bir olay değildir yani Photoshop'ta. Biz yaptık onu, başardık. Kadehin içerisine gelinle damadı koyduk, değil mi? Evet. Bunu da yaptık. Onu da başardık. Ondan sonra şeydeki gibi melankolik resimler yaptık. Üst üste birleştirdik. Evet. Geçiş yaptık. Hani bu... Denize bakan falan böyle bayağı. Evet. Her şeyi iki güne sığdırdık. Hepsini iki güne sığdırdık hocam. Şunun gibi bir şeyler yaptık yani. Burası Türkiye'nin en çok tıklanan siteler arasındaymış. Bunu her söylediğimde kar ediyorum hocam. Hocam siz ne için kullanıyorsunuz? Arılar, böcekler gibi. Örnek veriyoruz biz de işte. Evet. Resimlerin üzerine yazıyoruz. Şimdi böyle melankolik şeyler yap. Biz de yaptık bunları. Söyleme sahip yaptık yani. Hatta derslerde görürsünüz. Burada 3 tanesi mi üst üste konuşuyor? Burada ne yapmış? Şuraya bir spot uygulamış. Arda evler var arkada. 2 resim var. Yani şurada evler var. Bir sürü konuş. Şu var, kelebekler var. Ağaç manzarası, deniz manzarası. Şu bir komple bir şey gibi geliyor bana. Şu evler de dahil komple bir manzara gibi geliyor. Ağaç. Sadece kızı almış, bir de kelebekleri koymuş, bir de yazı yazmış gibi geliyor bana yani. Üç tane. Kızın arkasına o efekt ekstradan da verir. O bizim, bunu da söyleriz arkadaşlar size gerekirse. Yani filtreleri karıştırın dedik ya, filtre menüsünü. Onun içinde var bu. Belki bulmuş, bulanlar da belki vardır. Spot ışık şeklinde şey yapıyor resmi. Glow da olmuş. Şunu bir kuralım hocam, bayağı karıştıracağım. Başka ne yaptık? Saç rengini söylemiştik. Bir resmi kalp içine aldık. Ondan sonra resmi eskittik. 1960'lı 70'li yıllarda çekilmiş resimler gibi yaptık. Öyle bir resmi yeni yapalım. Yapalım. Ondan sonra özellikle web sitelerin bannerlarındaki resim birleştirme olayı var ya, iki resim arasında böyle fade bir geçiş oluyor. Onu yaptık. Başka ne yaptık arkadaşlar? Evet. Kara kalemde vardınız herhalde hocam siz, değil mi? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl? Cuma günü genel bir tekrar yapmışsınız herhalde geçen hafta. Cuma günü... Ya aslında şöyle, ben şu ana kadar tekrar çok yaptım ya. Yani ilk sıfırdan başladığımız için arkadaşlar çok zorlanmasın diye hemen hemen her dersi tekrar ettim gibi geliyor bana. Yani içine bir koyarak bir koyarak evet. Gittik. Şimdi biz şöyle yapalım. D'de bizim kullanacağımız resimler var diye, Photoshop için resimler. Onu açalım. Açmıyor. Ders görsele girelim. Açmıyor mu? Açmıyor. Hangi fotoğrafı şey yapmıştık, eskitmiştik? Gelin damat, internetten bulmuştuk. Aşağıda hocam, ortada tam şu an. Nerede? Tam ortada, gözün yanında. Şunu mu eskitmiştik? Siz onu yapmışsınız. Doğru, bunu yapmıştık. Şimdi bu normalde arkadaşlar, isterseniz bir daha kısaca bir tekrar yapalım, hızlı bir şekilde yine. Normalde... Bu günümüzde çekilen belki büyük yüksek megapikselli bir fotoğraf makinesiyle çekilip bir fotoğraf stüdyosunda montajlanan bir fotoğraf. Biz onu internetten bulmuştuk hocam. İnternetten bulmuştuk. Ders görselde aldık ama internetten bulup almıştık. Şimdi arkadaşlar amacımız bunu şey yapmak. Hani eskitip 1960'lı 70'li yıllarda çekilen resim gibi yapmak. Böyle yapınca ne oluyor? Teknik öğreniyoruz. Başka bir şey olmuyor yani. Egomuzu tatmin etmek adına değil, sadece teknik öğrenmek adına bunu yapıyoruz. Resim eskiltme olayı.
ne yaptık? İsterseniz başlayalım. Şunun layer'ını ikiledik. Bir tane daha yaptık bu layer'dan. Nasıl yapıyoruz layer'ı? Yani bu layer'dan, Photoshop biliyorsunuz arkadaşlar katman mantığıyla çalışırdı. Layer mantığıyla. Bu layer'ı duplicate yapıp bir tane daha çoğaltıyorduk. Duplicate layer, sağ tıklayıp. Ya da şöyle bir yöntem de vardı. Bakın şu en altta layer panelinin altında create new layer diyor. Create new layer. Biz ona tıklamıyoruz. Şurada görebiliyorsunuz ekranda. Bu layer'ı alıyoruz şunu. Sürükleyip onun üzerine bırakıyoruz. Create new layer. Aynısından bir tane daha yapıyor. Hangisi kolayınıza gelirse artık. Başka bir yöntem de şuydu. Bir layer'ı aynı layer'dan bir daha çoğaltmak için. Alt tuşuna basılı tutup sürükleyip bırakmaktı. Bakın bir tane daha yaptım. Şimdi bunu sileyim. İki tane yetiyor bana. Şimdi arkadaşlar background layer'ından aynısından bir tane daha yaptığım için ekranda çok fazla bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Şimdi bunu neden bir tane daha yaptım? Fotoğrafın orijinali ola ki bir hata yaparım. Fotoğrafın orijinali bozulmasın diye. Bir tane daha yaptım. Üsttekinde çalışıyorum. Üst layer'da çalışıyorum. Hangi layer'da çalıştığımız çok önemli. Üst layer'da çalışıyorum arkadaşlar. Önce bunu image menüsünden adjustment'tan black and white, siyah beyaz yapıyorduk. Öyle değil mi? Bu black white ekranı geldiği zaman, şu pencere geldiği zaman buradaki kaydırma çubuklarıyla oynayarak bir şeyler yapabiliriz muhakkak ama bu teknikte kaydırma çubuklarıyla işimiz yok. Şurada bir checkbox var arkadaşlar. Tint yazıyor bakın. Şurada. Tint. Tint dediğim zaman bakın kaldırdım. Black white oldu. Siyah beyaz. Ama tinti işaretlediğimde varsayılan olarak böyle bir hafif bir renklendiriyor. Hani eski zamanlarda çekilmiş bir fotoğraf gibi yapıyor. Tinti ama İngilizce anlamı da renk vermekmiş. Evet, renk verme tintini İngilizce anlamı. Ama bizim henüz istediğimiz yere gelmedik yani. Bu da bir aşaması ama bitirmedik montajı hala. Şimdi tint dediğimizde, yani tint işaretlediğimizde otomatikmen kendisi yapıyor. Varsayılan bir renklendirme yapıyor buraya. Biz bu varsayılan, yani Photoshop'un varsayılan renklendirmesi eğer bize yetmiyorsa biz şöyle yaparız. Şuradaki renk paleti görüyorsunuz. Bir kere tıkladığımda bu açılıyor renk paleti. Şuradan istediğim yere sürükleyip bırakıp bakın biraz daha renklendirdim. Ondan sonra okey diyorum. Buna da okey diyorum. Şu anda yani bir nebze de olsa şey yaptı. Eski zaman görüntüsü verdi. Şimdi biraz da filtre verirsek esas yapmak istediğimize ulaşırız gibi geliyor bana. Filtreden, tekstürden grain effect arkadaşlar. Filtre menüsünden filter, tekstür, grain efekti. Grain penceresi açılıyor. Şöyle biraz kenara çekelim daha net görmek adına. Şöyle. Bakın grain efekti veriyorum ama şurada grain type diyor. Vertical olarak seçmiş. Biz bunu artık montajımıza hangisi daha uygunsa onu seçeriz. Genelde vertical uyuyor buna. Tabii bu vertical çizgileri kaydırma çubuklarıyla biraz daha üzerinde oynayabilirsiniz. Çok da fazla abartmamak lazım. Şöyle okey diyelim. Gibi. Vertical çizgileri çok mu yaptık? Yani biraz daha az yaparsak oluyordu. Resim eskitme olayı. Bunu uygularsınız.
Bir de ne yapmıştık? Kapatıyorum artık bunu arkadaşlar. Kaydetmeden, orijinalini bozmamak adına. Gün ışığı ile şu muydu? Gün batımı. Bir açalım şunu. Şu. Apply Image komutuyla bir montaj yapmıştık. Apply Image'la. Şimdi Apply Image komutunu uygulayabilmek için arkadaşlar, Apply Image'ın anlamı şu: bunun üzerine bu fotoğrafı uygula. Ya da bunun üzerine bunu uygula. Şimdi onu yapabilmek için arkadaşlar, ekranla üzerine uygulamak istediğimiz fotoğraflar açık olması gerekiyor. Bir. Birinci şart bu. İki. Boy. İki fotoğrafın da boyutları eşit olması gerekiyor. Width ve height değerleri. Neyden bahsediyorum? Örneğin şu anda bu fotoğrafta çalışıyorum. Image, image size 800'e 600 yapalım bunu. Neden yapamadım? 904'e 600 oldu. Kilitler. Bir fikri olan var mı? Kilitleri açmadık. Evet, kilitleri açmadık. Şurada bakın zincir var ikisinin arasında. Şurada constraint proportion'i kapatırsak 800-600'ü rahatlıkla yapabiliriz. Arkadaşlar piksel, dün geçen derste böyle bir sıkıntı oldu. Santimetre yapan arkadaşlarımız oldu. Ya da percent yüzde. Piksel. 800-600 piksel. Okey dedim. Bunu 800-600 yaptım. Bunu da yapmam gerekiyor. Image'den, image size'dan 800'e 600. Bir, ekranda iki tane fotoğraf açık olması gerekiyor. İki, iki fotoğrafın boyutlarının da eşit olması gerekiyor. Bu komutu uygulayabilmek için. Şimdi ben şuna bunu uygulayacağım. Ne yapıyorum? Şununla çalışıyorum. Image menüsünden Apply Image diyorum. Nerede? Şurada. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Image menüsünden Apply Image deyince şu çıkıyor. Şimdi search kısmında gün batımı var. Ben zaten gün batımında çalışıyorum. Gün batımına uygula diyeceğim. Aslında destination'da gün batımı olması gerekiyor. Burada search'te var. Ben uygulamak istediğim, yani kaynak bu. Gün batımı, pardon, hedef bu. Kaynağım öbürü olacak. Hüzünlü olacak. Şu olacak yani. Buradan ilk ekranda hangisi açıksa zaten default olarak onu seçiyor. Gün batımını seçiyor. Ama ben buradan değiştiriyorum. Diyorum ki o değil benim kaynağım. Hüzünlü benim kaynağım. Şu. Bakın görüntü bu oluyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntü geliyor. Şimdi burada daha başka ne yapabilirsiniz? Şuradan blending moduyla uğraşabilirsiniz. Sizin o anda üzerinde çalıştığınız projeye göre nasıl montajlamak istiyorsanız öyle. Şu anda multiple seçili. Bunu değiştirebilirsiniz. Değiştirdikçe farklı görüntüler bulursunuz zaten. İşte bu. Yani böyle. İki imajı birbirine uyguladık. Böyle bir görüntü elde ettik. Genelde şurada grafikçilerin çok kullandığı bir yöntem bu arkadaşlar. Fotoğraf stüdyoları da kullanıyor bunu. Özellikle işte bu gelin damat resimlerini şey yaparken, montajlarken. Bakın burada da o tür resimler çok var. Bakın. Gelişi güzel açıyorum. Çok bildiğimden değil de.
Evet. Ondan sonra bunun bir kenarına bir dörtlük patlatırsınız. Bir yazı yazarsınız. O da olur bir grafik. Bunlar gibi yani, şunlar gibi. Yazı yazma olayını gördük değil mi? Bir arka fona, yani arka fonun renginin üzerine yazı fontunu background yapmayı gördük. Başka bir fotoğrafı background yapmayı gördük. Yazı fontuna arka plan yapmayı. Bunu mu tekrar edelim bir daha? Tamam. Pardon, yanlış girdik. 800'e 600. Şimdi uygulamak istediğimiz, apply imaj uygulamak istediğimiz iki resmi ekranda açıyoruz. Bu apply imaj komutundaki iki tane şartımız var. Bir, iki resim açılı olması gerekiyor. Ha 3-4 de açılı olursa ne olur? Diğerini uygulamış olursun. Ama açık olması gerekiyor. İki resmin de, yani birbirinin üzerine uygulamak istediğin iki resmin de boyutları eşit olması gerekiyor. Width ve height değerleri. Yani şu image size'dan. Bakın 800-600 bunun. Bunun da öyle. 800-600 eşitledik. Yani eşit değilse bile tabii eşitlememiz gerekiyor. Ondan sonraki kısım çok kolay. Ne yapıyoruz? Bakın şu gün batımı resminde çalışıyorum. Gün batımında. Amacım gün batımı resmine şu kızı uygulamak. Ne yapıyorum? Image menüsünden apply image deyince bu pencere açılıyor. Apply image penceresi. Burada search kısmı önemli. Şu kısım. Kaynak kısmı. Benim kaynağım gün batımı değil. Gün batımının üzerine uygulayacağım. Aslında kaynağım benim şu. Hüzünlü. Bu. Ola ki gün batımı seçilirse değiştirmeniz gerekiyor bunu yani. Kaynak bu. Hüzünlü. Ondan sonraki kısımda zaten alt taraftaki blending moduyla uğraşıyoruz. Projemize hangisi uygun olursa onu seçip bırakıyoruz. Yani çok farklı görüntüler geliyor. Filterlarda da böyle farklı şeyler var arkadaşlar. Zaten şey olmadı. Boyutlar aynı olunca yapmıyor zaten değil mi hocam? Boyutlar aynı olunca yapmıyor, evet. Bunun bir diğer yöntemi var hocam. Diğer yöntemi var, şimdi onu da anlatacağım. Diğer yöntemini de çok kullanabiliriz. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar, bakın. İki tane resmi uyguladık, fotoğrafı birleştirdik. Peki ben örneğin şu arka plandaki saydam olan kızın resmini küçültüp, biraz daha küçültüp, büyütüp vesaire yapabiliyor muyum? Yapabiliyor muyum bu resimde, bu montajda? Kızın resmini. Nasıl küçültüyorduk? Buna tıklıyorduk. Show Transform Control diyorduk. Dedik. Neyi seçti? Çünkü bakın arkadaşlar, ayrı ayrı layer'larda değil. Bakın bu yöntemin farklılığı burada. Yani tamam, kızı arka plana uyguladı. Güzel de oldu ama bu Photoshop'un bir özelliğini uyguladı. Peki ben bu kızın resmini biraz daha küçülttüm. Bir kenara, değil mi? Yani montajda olabilir böyle şeyler. Ama burada yapamıyorum. Eğer öyle bir durumda, öyle bir montaj yapacaksak farklı bir yöntem denememiz gerekiyor. Yani farklı yöntemlerle de bu tür görüntüler alabiliriz. Bu bir yöntemdi. Aynen öyle. O resimden alıp öbür tarafa taşıyacağız. Ama ne yapacağız? Biraz daha zahmet çekeceğiz. Biraz daha işçiliğimiz olacak yani. Şimdi isterseniz bir 10 dakika mola verelim. Sonra devam ederiz.